Bunun üstündeki şu nesneyle arkadaşlar bizim metotlarımızın isimleri oralarda sınıflaştırılmış durumda. Yani ben buraların bir detayını bilmek zorunda değilim. Yani ama şunlar önemli. Ya yani burada en önemli şey sakın hani şeylerinizi yani projenizin isimlerini, metotların isimlerini sonradan bir değiştirirseniz bakın buralar karışır. Bak sınıfınızın ismini. O yüzden bunu bir kere ayarlamanız lazım. Yani şu metotların isimlerini bir daha böyle bir değiştirmemeniz lazım. Swap'ın böyle bir zorluğu var. Bunu da şimdiden söylemiş olayım. Yani çünkü belirli bir standartların üstünde ilerliyor. Buraya da arkadaşlar bir arkadaşımızın ismini işte yazmıştık. O diğer bir derste bak o da burada. Yani hatta içinde de bakın Türkçe karakter var. Ü var mesela. İşte sonra da işte çağırıp yani bir cevap alacağız. Yani bir bakalım yani şu bir parametreli selam ver. Hatta bizim orada ne var? 3 tane var değil mi? Sınıfımız var. Bak. Selam ver. Görüyor musunuz yani? Şurada var. Cevabı var. Bakın. 2 parametreliği de kullanabilirdik. 3 parametreliği de kullanabilirdik. Yani bizim metotlarımızın isimleri sınıflaştırılıyor arkadaşlar. Yani arka tarafta. Bir iç sınıf haline getiriliyor. Ki bir nesne olarak onu o şekilde alıp kullanabiliyoruz. Swap bunu sağlıyor bize. Sonra bunun üstünden de arkadaşlar o sınıfa ait oradaki değişkenleri yani set metotlarını veya da ket metotları bakın burada şu anda hiçbir set metodu yok. Ama adam öyle bir hale getiriyor ki şu sınıfa ait bu değişkenin set ve get'ini geri planda bir kendisi hazırlıyor arkadaşlar. Bak set görüyor musunuz? Set adı soyadı. Aslında bu bir değişkene ait set metodu. Yani sınıfa yani sınıfın yani aslında şöyle söyleyeyim. Bak burada kendisi metot istemci tarafına geldiğimde sınıf oluyor. Bak burada kendisi parametre yani bir tane değişken buraya geldiğinde sanki bir metotmuş gibi bir muamele görüyor. Sebebi şey işte Akis bunu şu bizim işimizi kolaylaştıran iki sınıf bu şekilde kullanabilirsin diyor. Tamam yani sonuçta biz bunu aldığımızda bak şu istemciyi şöyle çalıştırdığımda bak şu aşağıya şimdi dikkat edelim bak sunucudan görmüş olduğunuz gibi bilgileri aldı. Yani iki proje parçalandı arkadaşlar. Bu milyon dolarlık projeler de bu şekilde bir çalışıyor. Zaten yani sizin sunucunuz burada oluyor. İstemciniz burada oluyor. Şimdi tabii ki bu en basit bir örnek. Yani bunun üstünden biz devam edeceğiz. Yani daha güzel bir şeyler işte yapacağız. Mesela şimdi bu 3 parametreli eğer ki Android tarafında bir kullanmak istersek nasıl kullanacağız? İşte ilk derste işte yapmış olduğumuz ne vardı? Burada şey vardı bak. Şu ikiye biz bağlantı kurmuştuk. Ve daha sonra şurada arkadaşlar selam ver. Bakın yani bu bir metot. Bu da işte ikinci metottu arkadaşlar. Yani iki parametreliği biz böyle kullanmıştık yani. Bunlar da şey metotların işte isimlerini böyle birleştirip işte olay adı işte olay adı diye. Şurası bir kalıp. Swap'la bir çalışırken hep şu kalıbı zaten görürsünüz. Önünüze bu çıkacak. Bu arkadaşlar birinci derste anlattığım bir şey. Eğer ki siz yani bu şekilde kullanacaksanız bakın buraya dikkat. Görüyor musunuz? Yani burası sunucunuz şu anda bakın şuradaki sunucu. Al ben bu sunucuyu kapattığım için şu anda bu sunucu çalışmayacaktır. Yani ben burada şuna bağlantı bir kurmak istiyorum mesela. Bakın bunlar önemli şeyler. Hangi sunucuya bağlantı kuruyorsunuz? Bunu belirtmeniz lazım. Şimdi şurada arkadaşlar yani bir proje daha oluştursak yani 003 demişiz buna. O zaman sırası kaç? Bunun 4, 5, o zaman işte 6. proje diyelim. Şöyle gelelim. Ya buna çok benziyor. Tamam. Şöyle new project dedim. 0 şöyle en başına böyle yazıyoruz arkadaşlar. Yani böyle yazmamın sebebi şey. Sıralı olsun diye. Çünkü burada işte izin vermiyoruz alt çizgiye. Sebebi o. Yani Android olduğu için dedim ki A yazalım. Öyle. Siz istediğiniz bir şey işte yazabilirsiniz. Bak burada neydi? Android bir cihazlardan bir web servislerinden bir parametreli. Burası da çoklu
parametre diyelim. Çoklu parametre. Parametre. Şöyle. Android cihazlardan. Android cihazlardan çoklu parametreli metotları çağırma, kullanma veya da kullanma diyelim. Kullanma. Swap'ı da bir yere ekleseydik. Çünkü burası swap'la ilgili. Swap diyelim şöyle de. Swap. Swap'ı sonuna da yazabilirsiniz. Ya zaten şu anda swap'tayız yani. Şöyle. Ya bazen böyle isimleri uzun uzun işte yazıyorum ki siz sonradan hani buna baktığınızda bu ne iş yapar? Bunu bu şekilde daha rahat görebilirsiniz. Şu ismi bakın buradan siliyorum. Şöyle. Paket adını istediğiniz bir kendinize ait bir ismi verebilirsiniz. Ben telif haklarıyla uğraşmayayım diye yani bu şekilde işte yazdım. İleri. Burada istediğiniz bir sürümü de kullanabilirsiniz. Ben şu anda bunlar var. Ben de yani şu anda yüklü olanlar bunlar. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Sade bir proje olsun. Tamam mı? Hiç şununla uğraşmayalım. Şunu temizlemeyle. İleri. Finish dedim zaten. Şimdi şu projenin bir benzeri aslında. Tamam mı? Yani o kadar çok benziyor ki zaten. Şimdi göreceksiniz. Yani şunu hatta kopyalayacağım. Yani bir daha işte yazmayacağım. Çünkü bugün anlatacak bir çok şey var. Yani o yüzden üst üste bir daha aynı şeyleri işte yazmanın bir anlamı yok. Şöyle aşağıya alayım. Şurada ne varsa şöyle şu 10 krit de bir dahil. Hatta sonuna kadar alabilirmişiz bak. Şöyle sadeleştirmişiz zaten. Hatta şu main'i bile şöyle olduğu gibi alabiliriz. Kopyala. Nerede bizim proje? Nerede? Şurada. Bak şimdi. Şunu şuraya aynen bırakıyoruz. Şimdi burada tabii ki yani bazı yerler kızaracak. O normal. Şimdi onları halledeceğiz. Bir kere onlardan birisi yani kızarmasının sebebi bak şu projeyi yani bu projede swap'ı kullanacaksanız yani bir projede Android'de bir kere projenizde şöyle bir jar dosyasına ihtiyacınız var. Şöyle gelelim şu açalım şu uygulamayı. Şu Lips klasörünün içinde bakın. Arkadaşlar aslında bu jar dediğiniz şey bir Java arşiv bir dosyasıdır. Bakın dikkat edin. Şurada bir Java projesi var. Şu en üstte mesela bakın. Yani şöyle bir web projesi bu, tamam mı? Şöyle bir proje bakın. Şu en sade bir Java böyle bir web projesi. Bakın şimdi. Şu şuna benzemiyor mu? Bak. Şunu da şöyle kenara alayım. Aşağı bir yere alayım şöyle. Tamam mı? Bak. Benzemiyor mu? Bak. Metainf. Bilgiler. Maven. İçinde bir şeyler var. Yani programcılar bu şekilde jar dosyalarını bu şekilde oluşturuyorlar arkadaşlar. Yani adamlar kendi işte yazdıkları kodları sizlerle bu şekilde paylaşıyorlar. Yani o da bir başkasınınkini kullanabiliyor. Bak. İçinde PomXML'ler var. Yani bir Maven projeleri bunlar. Yani o bunu kullanmış, bu bunu kullanmış, o onu birleştirmiş. Yani bir paketin daha içine koymuş. Sonra projeyi jar haline çevirip sizinle paylaşmış. O yüzden buna da yani içeride geliştirmeleri işte yaptıkça adamlar ürün veriyorlar bunlara. Yani bu işte yani bu jara bizim ihtiyacımız var. Kopya dedim. Nerede? Buradaki bu projede ihtiyacımız var. Bunu eklemek için arkadaşlar şöyle şu proje görünümünü seçiyorsunuz. Geliyorsunuz şuraya şu lipsin içine şöyle işte yapıştırıyorsunuz. Diyor ki abi diyor ben bunu buraya işte yapıştıracağım. Evet diyorum. Tamam. Bu bitti mi? Bitmedi. Projeye eklemek için üstünde sağa basıp aşağıda add as a library var. Ona da bastık. Tamam şimdi birçok şey burada düzelecektir yani. Çünkü o olmasa yani o jar dosyası olmasa biz bunu kullanamayız arkadaşlar. Ha, bakın düzelmeye başladı şimdi. Şunlar şimdi hallolacak. Soru mu var? Yok. Kimse bir şey sormamış. İyi. Şunu yine Android görünümüne alabiliriz. Bakın Android'in içinde de şöyle bunlar yine aynı zaten. Böyle burası işte yerleşimle ilgili bilgiler.
Yani tasarımla ilgisi. Şurası işte resimle ilgili bilgileri artık buraya aldılar arkadaşlar. Şu Mipmap'in içinde olacak. Yani burası önceden vardı. Önceki proje yapısında. Burası yine aynı zaten. Burada bir değişiklik yok. Nerede bizim arkadaş? Niye kendini tazelemedi proje? Şöyle yapalım. Ocar dosyasını da bir dahil ettik. Bir de şöyle bakalım. Swap'ın şeylerini şeylerini kendisi Allah Allah bir şeyleri kopyalamadık ki. Şunları üst tarafı biz kopyalamadık arkadaşlar. Şunları kopyalamadığımız için. Şunları da alalım. Eğer ki biz kendimiz biz böyle eklemek istesek şöyle yapmamız lazım. Şöyle gelip üstüne alta yani eliniz alt tuşundayken şeye basacaksınız siz işte, Enter'a. Bak böyle import class diyor. Böyle üst tarafa ekliyor. Biz hemen o bir önceki projeyle aynı olduğu için sadece şunları hemen ekledim. Bakın burası düzeldi. Şu bir önceki projeyi kapatıyorum. Artık bununla bir işim yok. Tamam mı? Abi kapat gitsin yani. Tamam. Şunu da şöyle büyütebilirsiniz. Şimdi şöyle yapınca da küçülecek zaten. Şimdi neyse şöyle bir bakalım. Şimdi biz burada öncelikle neyi kullanmak istiyoruz? Şunu kullanmak istiyoruz. Bakın bu önemli. Bunu hemen aldım. Kopyaladım. Bakın burada yalnız bir şeye dikkat edin. 80-85'e kadar geliyorum. Tamam şöyle. Şöyle past. Şuraya dikkat. Burası bir Android'in içinde bir lokal host olmayacak arkadaşlar. Tamam mı? 10.0.2.2. Bu böyle. Yani burada bu yazacak. Eğer ki bu olmazsa bunu çalıştıramazsınız. Yani sonra başınız ağrır yani. Bunlar şeylerle ilgili. Ön tarafta diyor ki sen böyle bir şey kullanmışsın. Hani o diğer projede biz kullanmıştık. O zaman hemen gelelim. Ön taraf dediğim şey şu tasarım tarafı. Böyle problemler bazen gösterebilir. Şu tasarımlarla ilgili. O kadar çok meraklanacak bir şey değil. Şöyle geçebilirsiniz veya da şu görünümünü ayarlarsınız. İşte uygun bir tanesinin üstünden yine yolunuza devam edebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Şunları işte yaklaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Bunların ya burası o kadar da mühim değil. Yani şimdi biz buraya bir tane şöyle bir large text yani bir tane bıraktık. Nerede? İşte içeriye bıraktık. Nerede? Burada görünüyor mu? Orada tasarım tarafında problem var ama şöyle yapalım şunu. Arkadaş niye böyle oldu bu? Ya buranın da şeyi yani böyle hani bazen bu Android Studio ile çalışırken böyle şeyleri var. Ama bakın buradan da idare edebiliriz bak. Yani buradan da özelliklerini idare edebiliriz. Yani böyle yine yani silip özelliklerini veya da bunun mesela işte ID bir değerini icabında bir değiştireceksiniz. Mesela bak bunun ID değeri mesela şu en üstünde Hello World işte yazanın ID değeri mesela text view 2. Ya bunun ikisi de sadece bir text view. Yani istiyorsanız şöyle yapıp yani veya da istediğiniz bir adı verebilirsiniz. Bir de şey arkadaşlar burada şuna bir dikkat edin. Böyle bir varsayılan olarak şu relative layout var. Bu arkadaşlar birbirlerine göre konumlandırıyor. Mesela bir sinema salonuna gittiniz. Ben diyorum ki sen neredesin? O diyor ki ben Ahmet'in arkasındayım. Veya da ben Mehmet'e göre şu taraftayım diye şöyle kendini konumlandırıyor. Ya bu arkadaşlar da kötü oldu ya. Şu kendini bir düzeltseydi iyiydi. Şurası. Tazele abi, tazele. Heh, şimdi bakın. Şunlardan bir tanesini seçip böyle tazeleyin. İşte işinize bir devam edebilirsiniz. Yani bakın şunlardan birisinin adını bak bir değiştirirseniz burada işin bir rengi bir değişiyor. Mesela bak bunun diyelim ki ID'sini bak ben buradan 3 yapsam bak şu ön tarafa geldiğimde yani eğer ki kaydedersem icabında bu buna bağlıysa bu tasarımınız bozulabilir. Yani tamam mı? Yani şu anda yani belki hiçbir şey olmadı ama yani bozulabilir. Yani bu tarz böyle riskleri almak istemiyorsanız daha işin en başındayken şunları şöyle silelim. Şunu da silelim. Şöyle bir şey, şöyle bir lineer layout'u şuraya bırakırsınız. Ya bunun da
Yani şöyle büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben size o kadar bir tasarımlardan söz etmeyeceğim. Sadece şey, hani bilgi olarak yani böyle yapıp işin içinden hemen çıkabilirsiniz. Şey yapalım, buraya iki tane text bırakalım ve burayı geçelim. Şöyle büyük olsunlar. Abi sen şöyle gel. Sen de gel abi. Tamam, iki tane şöyle alt alta olsun diye yani. Tamam mı? Şöyle zaten yani kod yapısına da bakarsanız şöyle bir lineer bir layout. İçeride bir tane bir text view var. Bak buradan istediğiniz gibi şu ID değerlerini verebilirsiniz. Bu 1 olsun, bu 2 olsun. Large text 1 olsun, large text 2 olsun. Şöyle isimlerini de öyle yapalım. Tamam. Şimdi burayı biz kaydedelim ve gelelim şu ön tarafa. Ön tarafta diyor ki abi diyor senin bir tane bir text view'un varmış. Evet var. Bak adama ben zaten onu koyunca burası güzeldi. Bu da şey diyor istisna olursa diyor bunu da hemen kütüphanesine ekleyelim. Buradaki hadisemiz şu arkadaşlar. Burada iki tane metodu biz kullanmak istediğimizi söylemiştik ilk derste. Hatta ben şimdi 3 parametreliği de kullanmak istediğimi söyleyebilirim. Onu da yine bakın şöyle şunun gibi bir şey oluşturup şöyle. Sadece şu metodun ismini ama bakın buradakiyle aynı olacak. Şuradakiyle bak. Şu parametreli bak şu. Şunu aynen ben bunu kullanmak istediğimi söylüyorum. Onun için şöyle geliyorum arkadaşlar. Şuraya sadece ismini veriyorum. Şimdi bak bu bir parametreli, bu iki parametreli, şu üç parametreli. Burada üç tane metodu kullanmak için şunları oluşturuyorum böyle. Şimdi şunu da tabii ki adını da 3 yapalım da şöyle. Hani 3 olsun buralar. Tamam. Şimdi şurası bir sabit. Niye? Bizim kullanacağımız şey. Şurası sabit ama bizim kullanacağımız tabii ki şuydu. Bakın devamı da önemli. Görüyor musunuz? Kopyala. Şuraya getirdim. Biz o diğerine işte yapıştırdık herhalde. Heh. Şöyle yani adresimiz bu arkadaşlar. Bakın burası da önemli. 10.0.2.2. Evet o yani işte apilerin işte 23, 22 onlar kafa ütülüyor hocam. Onlarla ilgili çok sorunlarımız var. O yüzden Android'in mümkün olduğunca son sürümlerinden uzak bir duruyoruz. Ya zaten projelerde. Kurumlar da istemiyor. Yani birçok yani çünkü insanlar daha yeni yeni alışıyor veya da kullanan sayısı az. Adam hiç oralara girmiyoruz. Bir de oralardaki problemler ilk kurban olmak istemiyoruz açıkçası. Yani hani Android diyor bize geri bildirim verin diyor ya. Hiç oralara bulaşmıyoruz hocam. Böyle biz de yani alt sürümlerden mi devam ediyoruz? O yüzden. Şimdi bakın. Ben bunu kullanacağım. Şunu